Evet arkadaşlar, sinüs tedavisinde etkin çözüm cırt atan keleği birlikte izleyelim, toplayalım ve uygulayalım arkadaşlar. Tabii bu mevsim karın altında kaldı ama tahminimce şuralarda olması gerekirdi. Önceden bildiğimiz yerde arkadaşlar. Bakar mısınız cırt atan keleklerin arkadaşlar karın altında bile sağlam duruyor. Yani yaban keleği de diyoruz arkadaşlar buna. Şu biraz daha çok olgunlaşmış. Daha taze yerini bulabiliriz. Bu bitkiye cırt atan dememizin sebebi arkadaşlar kopardığımız zaman patlayıp olgunlaşmışları karşıya atıyor böyle. Çekirdekleri etrafa dağılıyor. Evet sanırım yeter. Bugün uygulayacağımız. Evet arkadaşlar, sinüzit tedavisinde etkin çözüm. Biraz tehlikeli olduğu söyleniyor ama bence bana göre hiç de tehlikesi yok arkadaşlar. Benim tarif edeceğim şekilde kullanırsak inşallah hiçbir şey olmayacak. Çünkü yıllardır ben 1997 yılından beri deniyorum. Onlarca kişi üzerinde denedik. Hiçbir zararını görmedik. Tabii ki yanlış kullanımlarda sıkıntısı olabilir ama benim kullandığım teknikle kesinlikle hiçbir şey olmuyor yani. Cırt atan keleği arkadaşlar. Bugün taze olarak hatta karın altından topladık bunları. O görüntülerimiz de mevcut. Birlikte deneyelim, birlikte kendim de uygulayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cırt atan keleğimizi kestik. Tabi adı üstünde arkadaşlar, cırt atan. Cırt atan deyince çekirdeklerini kendisi olgunlaştıktan sonra sağa sola fırlatıyor arkadaşlar. Evet, cırt atan keleğimizin suyunu çıkardık arkadaşlar. Bunu iki burnumda deneyeceğim ben. İki burnumda uygulayacağım yani. Tahmini 4 damla arkadaşlar. 4'er damla. Bir buruna yani 4, en fazla 5 damla olarak uygulayacağız arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gerekli cırt atan keleğimizin suyunu çıkardık. Şimdi de bu suya serum ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplamda 2,5 mililitre şeyimiz var, karışımımız oldu. Bu karışımı iki burnumda uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar tabağa boşaltalım. Karışım hazır olduğunda tekrar çekeceğiz arkadaşlar. Evet, serumla cırt atan keleğinin suyunu karıştırdık arkadaşlar. Tahmini 4-5 damla cırt atan keleğinin suyunu aldık. Ve üzerine serum ilave ettik arkadaşlar. Sonra şırıngamızın iğnesini çıkardım arkadaşlar. Bak, iğneyi çıkardım. Çünkü iğnesiz kullanmamız gerekiyor. Birazcık hava boşluğu yaratıyoruz arkadaşlar. Çünkü basınçlı uygulayacağız bunu arkadaşlar. Bunun en güzel yöntemi bu arkadaşlar. En güzel yöntemi bu. Cırt atan keleğinin kullanımı en güzel yöntemi bu. Ben 1997 yılından beri onlarca arkadaşla denedik, kullandık. Hepsine hiçbir zarar olmadı. Aşırı kullandığımızda, fazla kullandığımızda ne gibi zarar olur arkadaşlar? Bu kelek saf olaraktan burna damlatılıyor tabii ki. Onun büyük zararı var. Genizi yakıyor, yara yapıyor genizi. Boğaza kaçırılmaması gerekiyor kesinlikle. Boğaza kaçırıldığında çok aşırı derecede tahriş ediyor. Kanamalı akıntılara sebep oluyor arkadaşlar. Oradan sonra koku alma duygusunu azaltıyor. O yüzden kesinlikle 4-5 damladan fazla kullanmayalım. Bir burnumuzun bir deliğine, yani burnumuzun bir deliğine 4-5 damla karışım. Şimdi bunu kullanış şeklimiz çok önemli arkadaşlar. Esas burada yanlış yapıyorlar tabii ki. Çok arkadaşlar bunu yatıyor, sırt üstü yatıyor. Yattıktan sonra burnuna o şekilde enjekte ediyorlar. O şekilde damlatıyorlar veya sprey olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Kesinlikle sırt üstü yatarak kullanılmamalı arkadaşlar. Benim uygulayacağım şekil en doğru yöntem arkadaşlar. Kesinlikle bir de bunu ucunu kestiğimiz gibi burnumuza damlatmamız kesinlikle çok zararlı arkadaşlar. Hava boşluğumuzu verdik. Gerekli karışımımızı hazırladıktan sonra şimdi uygulamaya geliyor arkadaşlar. Uygulama tekniğimiz şu arkadaşlar. Şu şekilde burnumuza tam dayayacağız. İğnesini çıkarttığımız şırıngamızı. Ve esas önemli olan dilimiz arkadaşlar. Dilimizi boğazımıza tıkayacağız. Yani neden? Genizimize kaçmasın diye. Dilimizi boğazımıza yutkunduktan sonra o şekilde sabit kalıp uygulayacağız arkadaşlar. Elimize peçeteyi alıp şu şekilde. Şimdi uygulayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çarptırdım yukarıya. Basınçla püskürttü yukarıya. Burun tavanına çarpıp geriye aktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi hemen ikincisini çekelim. Diğer burnumun deliğini de deneyeceğim arkadaşlar. Kalan yarım karışımımızı da enjekte ettik, şırıngamızı çektik. Şimdi buna da gereken hava boşluğunu verdik arkadaşlar. Daha iyi püskürsün diye burnumuzun tavanına, iç tavanına daha çarpıp çıksın diye. Şimdi diğer burnumuzu aynı dilimizi boğazımıza tıkıyoruz. Genizimize kaçmasın diye.
Evet, birazcık ilk etapta yakıcı oluyor ama zamanla geçiyor. Bunun rahatsız etme yönü 5-6 saat arkadaşlar. 5-6 saat sonra hiçbir şey kalmıyor. Yani yan etkisini şu anda bir nezle olduğumuzu düşünün. Bak gözlerimden su geldi benim mesela. Göz kanallarımdan yukarıya su verdi. Gözlerim yaşlandı. Oradan sonra o kadar. Sadece birazcık geniz yanması. Oradan sonra aşırı derecede hapşırma. Oradan sonra biraz baş ağrısı yapıyor arkadaşlar. Baş ağrısı için ağrı kesici kullanıyorum ben. Bir tane ağrı kesici alıyorum. Oradan sonra şimdi sıktıktan sonra yarım saat sonra hapşırmaya başlıyorum arkadaşlar. Sonra ne yapıyor? Eğer sinüzit varsa yani sinüzlerimi boşaltmak için sinüzit varsa ne yapıyor? Lapa lapa ineni veriyor böyle. Acayip şekilde akıyor yani. Benim ilk kullandığımda 1997 yılında kullandım ben. O 97 yılında kullandığım zaman çok akmıştı yani benim. Neredeyse başımın yarısı kadar iltihap akmıştı burnumdan. Ondan sonra yine kullandım ben arada ama 2-3 seneye bir birazcık kullanıyorum ben. Arada da olsa yani. O kadar değil yani. Biraz varsa biraz. Yalnız müthiş rahatlatıyor. Şu göz altlarını, kaşlarımı, boyun arkalarını, baş ağrısı denen hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Ben 20 sene çektim. 97 yılında kullandığım zaman ondan beri hiç baş ağrısı çok az çekiyorum. Daha önceler hep başım ağrıyordu. Migren diyorlardı. İşte migren ilaçları kullandım. 97'de bunu kullandığım zaman hepsi oymuş. Hepsi geride kaldı. Hapşırmaya başladım bile. Evet, yarım saat içinde burnum akmaya başlayacak arkadaşlar. 5-6 saat etkisi olacak. Sonra biraz biraz 24 saate kadar tamamen hiçbir şey kalmayacak. Yarıda kalmayacak, boğazımda yanma da kalmayacak, acı da kalmayacak. Tabii ki iltihap varsa iltihap da kalmayacak. Yani ben o 5-6 senedir kullanmadığım için birazcık bugün de nezle grip olmuşum. Ben her zaman zaten nezle grip olduğumda nasıl olsa nezle grip oldum diye bunu uyguluyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu ben yazın kurutuyorum arkadaşlar bunları. Şu an hala kurusu mevcut bende. Tabii ki kar yağdı bugün 19'a 12 2021'deyiz ama kar yağdı. Havalar sıcak gittiği için bunlar kendini korumuş arkadaşlar. Bunun kurusu da işe yarıyor. Ben kurusunu ne yapıyorum? Doğruyorum tabağın içine. Bir yarım saat için az su koyduğumda yine aynı suyunu veriyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Hapşırtmaya başladı bile arkadaşlar. Biraz sonra burnum akmaya başlayacak. Yani peçete falan dayandıramayacağım ama hiçbir şey kalmayacak. Evet arkadaşlar, bunun kullanma şeklini gördünüz. Yanlış bir şey yapmayın. Farklı uygulamayın arkadaşlar. Sadece 4-5 damla bir buruna bir deliğine 4-5 damla bakar mısınız? Burnu nasıl akıyor kör deliğinden? Akı veriyor. 4-5 damla uyguluyorsunuz arkadaşlar. Serumla karıştırıyorsunuz. Serum yağlı olduğu için biraz daha sudan daha yumuşak geliyor arkadaşlar. Kullanmak bilemeyen arkadaşlar YouTube'dan yazarlarsa yardımcı olurum yine arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Herkese geçmiş olsun. Herkese sinüs ağrısı çeken, migren ağrısı çeken arkadaşlara acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Ben Murat Parlak. Herkese şifalar, hayırlı şifalar arkadaşlar.